Öncelikle hoş geldiniz. Ben bugün React'le beraber neden hook'ları kullanıyoruz aslında? Hook'a neden ihtiyaç duyduk? Hook'a ihtiyacı nereden geldi? Biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunun öncesinde hook'a geçmeden önce normal React'te aslında şunu play yapmam gerekiyor sanırım. Aslında hook'ların neler getirdiğini, neleri çözdüğünü anlatmaya çalışacağım. Hook'lar ilk olarak React'te bizim kullandığımız core feature'ları yani state'i ve lifecycle metotlarını bir class olmadan yazmamızı sağlıyor. Bunun detaylarına ileride gireceğim ama temel olarak çözücü problem bu. Bizim state'leri ve React feature'larını class-based komponentleri olmadan functional komponentlerde yazmamızı sağlıyor. Hook'lara neden ihtiyaç duyduk? Aslında hook'lara ihtiyaç duymamızın nedeni React komponent base bir geliştirme yapıyoruz React'te. Bizim bir tane komponentimiz oluyor, atıyorum buton. Bu butonu alıp farklı farklı props'larda her yerde kullanabiliyoruz. Ama bu işin içerisinde biraz daha böyle lojik girdiği zaman, işte bir yerden data çektiğimiz zaman ya da farklı işlemler yaptığımız zaman aynı işleri farklı yerlerde duplicate kodlar yapıyoruz. Çünkü bir yerde yazdığımız şeyi farklı yerde de yazmamız gerekiyor. Çünkü komponentin bir life cycle'ı var. O life cycle'ın içerisinde işlemleri yapmamız gerekiyor. Bu yüzden bu duplicate kodların önüne geçmek için hook'lar buraya bir çözüm getirdi. Şimdi dediğim gibi React'te biz bir geliştirme yaparken komponentimiz çok aşırı büyüyor. Çünkü bir lifecycle metodu var, işte komponent mount oldu, did mount oldu, ondan sonra unmount oldu. Bunların hepsinin içerisinde birer işlem yapıyoruz. Bu işlemler birbirinden farklı işlemler. Bir yerde API request atarken bir yerde farklı işlemler yapabiliyoruz komponent oluşturulduğunda. Bu yüzden bunu okumak ve üretmek çok zor oluyor. Benzer işleri komponentin lifecycle'ında yapmamız gerektiği için farklı bir sayfada aynı lojiyi tekrar yazmamız gerekebiliyor. Bu yüzden duplicate lojikler oluyor. Bunları aslında şu an hook olmadan React'in içerisinde çözebiliyoruz. İşte render props ve higher door komponentlerle bu işlemleri çözebiliyoruz ama bunların hem geliştirme anlamında hem de farklı dezavantajları var. O yüzden problemleri çözüyorlar ama kodun sürdürülebilirliği için çok sürdürülebilir olmuyor. Şimdi burada ben bir tane class komponent gösterdim örnek olması için. İşte burada bir tane komponentimiz var. Komponentin içerisinde input'lar var. Burada name, surname, local, ondan sonra lit değerlerini yazıyor. İşte constructor'ımın içerisinde bu normal bir class komponentim. State'lerimi tanımlıyorum. Komponentim mount olduğunda işte dokümanın title'ını, kullanıcının adını, soyadını yazıyorum. Ama burada farklı bir işlem var. Bir de window resize olduğunda window'un width'ini yazdırmak için onu da her seferinde komponent did mount'un içerisine yazıyorum. Aslında bu iki lojik birbirinden farklı. Did komponent update olduğunda farklı bir işlem yapıyorum. Unmount olduğunda farklı işlem yapıyorum. Ve bunların hepsi için burada farklı farklı metotlarım var. Normal bir class komponentimiz bu şekilde çalışıyor. Şimdi buraya geldiğimde aslında baktığımızda bu renklendirmede şu kodlar, mavi kodlar hepsi aynı işlemi yapıyor. Yani name, surname var. Bir yerde güncelleme işlemi var, update işlemi var. Ama hepsi bir class'ın içerisinde parça parça durmuş. Yani bu kodu hem okumak zor oluyor, hem logikler birbirine giriyor. Yani burada farklı sarı gösterdiğim yerde farklı bir lojik var. Burada farklı bir lojik var. Bunların hepsi birbirine giriyor. Bunu hem geliştirme yapması zor oluyor, hem de kodu aynı işlemi farklı bir yerde yapacağımız zaman higher order komponente çıkmamız gerekiyor ya da render probe şeklinde kapsayıcı bir komponente yapmamız gerekiyor bunu. Bu da her işlemde çok şey olmuyor, yani ufak işlemlerde belki işimizi görüyor ama lojik büyüdüğü zaman bu sefer o da yönetilemez bir hale geliyor. Onunla ilgili örneği de göstereceğim. İşte render probe dediğim örnekte benim bir tane mouse diye komponentim var, atıyorum. Bu komponentim render olduğunda bana x ve y değerlerini veriyor. Ben farklı istediğim bir komponentin içerisinde bu my komponentin içerisinde bu değerleri kullanabiliyorum. Ama bunun dezavantajı ne? Sürekli render olduğunda, yani return'ın içerisinde bir işlem yapabiliyorum. Burada çok lifecycle işlemlerine giremiyorum.
High order komponentte ise bunları biraz özet olarak geçiyorum. Çünkü daha çok yoksa high order komponentte ise biz bir tane kapsayıcı komponent yapıyoruz. İşte with mouse şeklinde bir komponentimiz var. Bu aslında geliyor. İşte y koordinatlarını yine bunun işte içerisinde yapıyor. My komponent de bu proplara erişmiş oluyor. Kendi içerisinde kullanıyor. With mouse alıp farklı bir komponenti de kullanabiliyoruz. Bunun dezavantajı burada çok fazla high order komponent olduğu zaman artık işlemler yönetilemez hale geliyor. Hangi props nereye gidiyor? Hangi işlem neye geliyor? Bunları çok göremiyoruz. Diğer bir dezavantajı komponentler iç olduğu için artık React DevTools'ta işte bir komponent içerisinde diğer komponent, diğer komponent içerisinde diğer. Artık bunları böyle debug etmek aşırı zor oluyor. Aslında biz buraya kadar şeyi çözebiliyoruz. Bu yöntemlerle yazdığımız bir logiyi render props'larla ve high order komponentlerle farklı komponentleri yollayabiliyoruz. Ama bu dezavantajları olduğu için hooks'a ihtiyaç duyduk. O yüzden React 16.8 ile beraber hooks geldi. Aslında hooks'lar neyi yapıyor? Hooks'lar aslında bir JavaScript fonksiyonu. Yine bir içerisinde çağırıyor. React'ın core özelliği olan state ve diğer React feature'larını, işte lifecycle metotlarını class olmadan kullanmamızı sağlıyor. Şimdi burada bir örneği var. Şimdi benim bir tane example adında bir tane şeyim var. Komponentim var. Bu komponentimin içerisinde şuraya count'u yazıyorum her tıkladığında. Count default'unda 0. Her click'e tıkladığında da bu count'u 1 arttırıyorum. Bunu normalde bir hooks olmadan önce bunu normalde bir class komponent yapmam gerekirdi. Çünkü functional komponent içerisinde bir tutamıyorduk. Hooks aslında bunu çözüyor. Benim burada bir state'im var. State'inde değerini buraya yazabiliyorum. Bir functional komponentte. Şimdi devam edersem hooks'a aslında lifecycle metodu gibi konumlandığı için sürekli top level'da olması gerekiyor. Hooks'la beraber yani hooks'ları bir function içerisinde çağırabiliyoruz. Yani hooks'ları class'larla beraber kullanamıyoruz. Ve hooks'ların naming'i use'la başlamak zorunda. Çünkü React uygulamasının içerisinde hani o fonksiyonu, o komponentin içerisinde bir hooks var mı yok mu ona göre nasıl çalışacağını React anlayamıyor. O yüzden hooks naming ile bunu çözebiliyoruz. Şimdi kütüphaneyle beraber aslında bize hooks'a fonksiyonlar geldi. Bu hooks'lar class'larda yaptığımız tüm işlemleri aslında bunlarla beraber yapabiliyoruz. Yani bir state tutmak, ondan sonra component mount oldu. Bu lifecycle metodlarının use effect dersini tutabiliyoruz. Ya da team yapımız var. İşte en üst komponentten alt komponente bir data vermek istiyoruz. Bunları context'e çözebiliyoruz. Bunun dışında işte data memorize edebiliyoruz, ref verebiliyoruz. Aslında class'larda yapabileceğimiz her şeyi React'in bize kendi içerisinden verdiği hooks'larla alıp bu şekilde istediğimiz her yerde kullanabiliyoruz işlemlerine göre. Biraz daha detayına girecek olursam şurada bir tane benim aslında komponentim var. Var olan online offline şey durumunu gösteriyor. Brand status diye. Bunun başında is online var. Yani aslında bu is online benim içeride kullanabileceğim değeri true false ya da null. Set online'da onu güncelleyeceğim zaman kullanacağım bir şey. Use effect'in tersinde bu komponent mount olduğunda gidip bunu şu API'den çekip değerini alıp state'i güncelleyebiliyorum. Onu da handle changes komponentin içerisinde set is online'ın içerisinde gelen değeri aslında state'e atmış oluyor. Bu state güncellendiği zaman bu sefer benim return'üm güncelleniyor. Online, offline buna karar veriyor. Biz bu işlemleri sürekli class içerisinde yapmak zorundaydık. Çünkü dediğim gibi şunların hiçbirini hooks olmadan önce yapamıyorduk. Yine birebir aynı işi yapıyoruz. Class'taki bütün işlemleri yapıyoruz. Mesela sürekli şey vardı. Lifecycle metotlarında işte component mount oldu, unmount oldu. Bunları yapmak işlemleri farklı farklı tanımlamalar yapıyorduk. Bunu aslında direkt user effect'in içerisinde işte component mount oldu, update oldu ya da unmount oldu. Bunların hepsini bir yerden yönetebiliyoruz.
kendimiz custom hook'lar yazabiliyoruz. Aslında en büyük artılarından birisi bu. Az önce dediğim gibi biz bir tane class component yapmıştık. İçerisinde mesela dataları çekiyorduk. Şimdi aslında hook'lar biraz da bunun önüne geçiyor. Çünkü bir function yapıyoruz ve bu function o işi yapıyor. Yani şu use friend status dediğim benim kendi bir hook'um. Buradan gidip az önceki koddaki gibi API'ye gidip işte durumu şey, online mi offline mi alıyorum. Bir kullanıcının atıyorum. Bunu farklı istediğim iki yerde kullanabiliyorum. İşte bir yerde friend status diye ayrı bir komponentim var. Orada kullanabiliyorum. Bir de farklı bir yerde listeleme yapıyorum. Orada kullanabiliyorum. Yani aslında bu kodu bir yerde yazıyorum. Lifecycle metodundan bağımsız. Alıp istediğim bütün komponentlerin içerisinde kullanabiliyorum. Hooks'un getirdiği en büyük artılardan birisi bu. Bu da duplicate logic'in önüne geçiyor. Lifecycle metotlarının içerisinde birbirinden bağımsız kodları yan yana getirmek yerine aslında hooks'larla beraber kodun ne yaptığına göre farklı parçalar yapabiliyoruz. Şimdi burada mesela örnek bir tane komponentim var grading adında. Bu gösterdiğim class-based komponentin hooks hali. İşte burada ne oluyor? Input'un name'i var. Input use form input'un içerisinde input'un içerisinde value atabiliyorum. Daha sonra change olduğunda o value'yu güncelleyebiliyorum. Surname'de de aynı işi yaptığı için onu bir hook'tan kullanabiliyorum. Use window width var. Window'un width'ini kullanıyorum. Hatta şöyle yaparsam daha net olacak. Aslında form input var. Bunların ikisi de aynı işlemi yapıyordu. Yani bir value alıyorlar. Change olduğunda value'ları güncelleniyor. Ben bunları bir hooks'a çıkıp istediğim her yerde artık bu farklı komponentlerde bunu kullanabiliyorum. İşte window'un width'ini aldığım ayrı bir logic'im vardı. O logic'i alıp dışarıda farklı bir yere çıkartıp oradan da kullanabiliyorum. Document title'ı güncellediğim farklı bir işim vardı. Onu da farklı bir hooks'a. Bunları farklı dosyalara atıyorum. İşte bu komponentimi de kullanabiliyorum. Farklı komponentlerde de kullanabiliyorum. Yazdığım bu kodu. İlk gösterdiğim kodda aslında şey vardı. Yani component did mount'un içerisinde, class'ın içerisinde işte hem user'ın name'ini alıyorduk hem de başka bir güncelleme yapıyorduk. Yani birbirinden bağımsız kodlar vardı ama component mount olduğu için onun içerisinde yapmamız gerekiyordu işlemleri. Aslında hooks'larda biraz daha bunları parçalara böldüğümüz için sadece gelen result'ı işleme göre tabii. Sadece gelen result'ı alıp kullanıyoruz. Dediğim gibi hookslarda aslında biz yapılan işleri lifecycle metotlarına göre değil de yapılan işe göre biliyoruz artık. O yüzden hem duplicate kodun önüne geçmiş oluyoruz hem de daha okunabilir bir kod parçacı oluyor. Şimdi buradaki kod da aslında şey, şu solda gördüğünüz hooks olmadan class'la yazılan bir komponent. Sağ taraftaki de onun hooks hali. Import'ta orada olmadığı için biraz daha kısa olmuş tabii de. Buradaki logic'in, şuradaki logic'i aslında alıp farklı hooks'ları atıp daha sonra bu hooks'lardaki result'lara göre kendi komponentimi oluşturabiliyorum ben burada. Aslında hooks'un temelde çözdüğü problem bu diyebilirim. Şöyle de bir karşılaştırma. Hooks'lar aslında kodu yeniden yazmamızı sağlamıyor. Yani hooks 16.8'de geldi ama biz hala class-based component yazmamız gerekebiliyor. Yazabiliyoruz. Yani hooks'a geçmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Hemen istersek kullanmayabiliyoruz. Hooks'lar bir versiyon güncellediğimizde herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor. Direkt kullanabiliyoruz. React 16.8'e de artık release edildi. Kullanabiliyoruz production'da. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorusu olan varsa alabilirim.
Yok zannediyorum. Ben devam O zaman edeyim ben durdurdum. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Görebiliyor musunuz? Geldim ekranım. Tamam. Merhaba herkese tekrar. Ben bugün öncelikle fonksiyonel programlamanın felsefesini anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da terminolojiye daha aşina hale gelmeyi sağlamayı hedefliyorum. Google'a fonksiyonel programlama yazdığımızda karşımıza çıkan tanım bu oluyor. Yani matematiksel fonksiyonlardan evrilen, işte durum ve veri değiştirmekten kaçındığımız bir programlama paradigması olarak tanımlıyorlar. Peki bu ne demek? Aslında bunu anlamadan önce bir programlamanın arkasında yatan paradigmaları incelemenin iyi olacağını düşünüyorum. Programlama yaparken takınabileceğimiz aslında iki farklı bakış açısı var. Bu bakış açılarının birinde yapılacak işi tam olarak nasıl yapılacağını söyleyerek tanımlıyoruz. Yani yapılacak şeyi komutlar dizisi olarak vermeliyiz. Bu komutların çalıştırılma sırası önemli. İşte bir adım atlamak ya da sırasını değiştirmek alacağımız sonucu değiştiriyor. Bunlara imperatif yani emirsel diye Türkçeleştirebileceğimiz paradigma diyebiliriz. İşte yöntem diyebilirsiniz, pattern diyebilirsiniz. Bu paradigma altında aslında en aşina olduğumuz yöntem object oriented. Çünkü işte uzunca bir süredir community ve üniversiteler bu fikirle domine oldu. Yani bu fikir arkasından gitti ve her şeyi aslında birazcık nesne olarak görmeye çalıştık bir süre. Ancak aslında deklaratif yaklaşım hayatımızdaydı. Yani böyle Turing makinalarından beri aslında deklaratif yaklaşıma sahibiz. Ancak olaylar biraz şöyle gelişti. İşte JavaScript web'i domine eden bir dil haline geldi. İşte esnekliği, yöntem bağımsızlığı ile bu fonksiyonel paradigmayı uygulamaya, deklaratif paradigmayı uygulamaya başladı. Ve biz artık bu programlama biçimini daha çok konuşur hale geldik. Deklaratif yaklaşımın daha esnek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada amacımız bu sefer programa neyi başarması gerektiğini söylemek ama nasıl ulaşacağını kendisine bırakmak şeklinde ilerliyor. Karşılaştırırsak aslında imperatifde problemi verip sonra problemi böyle adım adım state de tutarak yani imperatif yaklaşımda state tutarak aslında adım adım her şeyi order'ıyla veriyoruz diyebiliriz. Eğer komutların sırası değişirse beklenmedik sonuçlarla karşılaşabileceğimiz bir durum oluyor. Deklaratif olarak programladığımızda ise state tutmuyoruz ve işlemlerin sırasını değiştirmemiz herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Sonuca her şekilde ulaşabiliyoruz diyebiliriz. O zaman amacımız nedir? Aslında çok basit bir biçimde aynı girdiği verdiğimizde aynı çıktığı elde etmek istiyoruz. Fonksiyon içerisinde dışarıdan kullandığımız bir şey olmamasını istiyoruz. Ve fonksiyon içerisinde herhangi bir şekilde dışarıdaki bir şeyi de değiştirmemek istiyoruz. Burada yine imperatif ve deklaratif örnekleri görüyorsunuz. Bu ikisinin arasındaki fark pi değerini globalden kullanmak. Bu önemli. Neden? Çünkü bir gün işte bazı matematikçiler pi'nin değerini 3.14 değil de başka bir şey yapmaya karar verirlerse fonksiyonumuz kırılabilir oluyor. Yani eskiden verdiği sonuçları vermez hale geliyor. Bu anlamda deklaratif yaklaşımı uygulamak gerektiğinde pi'yi defonksiyona geçirmek aslında çok basit bir hamle olsa da bizi sonuca götürüyor diyebiliriz. Burada pardon. Bir
biraz terminolojide bunların karşılığını bulmaya çalışırsak ne demiştik? Aynı girdiği verdiğimizde aynı çıktığı elde etmeyi hedefliyoruz. Yani pure fonksiyonlar. Dışarıdan kullandığım bir şey olmamalı dedik. Yani shared ya da mutating state'i engellemeliyiz. Ve herhangi bir şekilde dışarıdaki bir şeyi değiştirmemeliyim. Yani side effect'leri engellemeliyim diyebiliriz. Peki bu üç özelliği nasıl sağlayacağız? Tabii ki immutability ile. Immutable bir datanın durumu yaratıldıktan sonra değiştirilemiyor bildiğimiz gibi. Yani state değiştirmek istiyorsak yeni değerle yeni bir obje dönmeyi tercih ediyoruz. Burada yan etkinin bir engellenmesinin bir örneğini görüyoruz. Yani dışarıdan verdiğimiz bir objenin state'ini değiştirmiyor olmalıyız. Yani set name yaptığımız satır valid bir satır değil. Olası yan etkiler ne olabilir diye baktığımızda burada listelediğim şeyleri görebiliriz. Dış süreçler çağırmak, genelde I/O işlemleri ya da yan etkisi olan diğer fonksiyonları çağırmak olası yan etkiler diyebiliriz. Fonksiyonel diller, monadlar dediğimiz kavramı kullanarak bu yan etkileri enkapsüle etmeye çalışıyor. Monad ne dersek, monad üzerine aslında kitap yazılabilecek kadar derin bir konu. Ancak tanıdık bir kavrama tutunmaya çalışırsak, Java'daki optional, işte stream gibi yapılar, Java'nın monad implementasyonu diyebiliriz. Terminolojiye yakınlaşmak adına da burada optional string dediğimiz bir, yani optional içinde string'in olduğu bir kapsamı düşünelim. Burada bunun bir tür parametresi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun da aslında bir string ve onu sarmalayan optional bir tip. Yani onu konteksti olarak nitelendirebiliriz. Bu durumda string'in optional kontekstiyle sarmalandığı bir case'i belirtiyoruz. Böylece parametreyi mesela manipüle etmek istiyorsak, üzerinde bir değişiklik yapacaksak mesela optional'ın önce boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında değeri çıkarıp üzerine işlem yapıyoruz. Burada maybe case'i de aslında optional empty ya da optional'ın içerisindeki dolu olduğu case'i ifade ediyor. Böylelikle aslında exception yakalamadaki yan etkilerden bir derece mesela elimine olmuş oluyoruz. Fonksiyonel programlamanın kavramlarının birazcık daha ilerisine gidersek aslında fonksiyonel programlamadaki işte ilk üç özelliğin arkasından gelen en önemli şeyin artık fonksiyonların bizim için daha fazla anlam ifade etmesine varıyoruz. Örneğin eskiden fonksiyonlar olduğu yerde dururdu. Data da üzerinden akardı. First class functions kavramı ile fonksiyonlar artık değişkenlere atanabilmeye ya da parametre olarak gezdirilmeye başlandı aslında. Bu sayede aslında higher order fonksiyon diyebileceğimiz yüksek dereceli fonksiyonların önünü açtı. Higher order function'la neyi kastediyorum? İşte bir fonksiyonu parametre olarak alan ve sonuç olarak yine başka bir fonksiyon döndüren fonksiyonlara higher order fonksiyonlar diyoruz. Bunun dışında yine bir başka konseptin de öne açıldı bu first class function'ların artık function'ın bizim için fazla bir şey ifade etmesiyle beraber yeni fonksiyonlar yaratmak için de farklı birim fonksiyonları bir araya getirebilme yani function composition öne açıldı. Şimdi bunların biraz detayına girelim. Yüksek dereceli fonksiyonları anlamak için birinci dereceli fonksiyonları anlamaya çalışmakla başlayabiliriz. Burada iki tane benzer yapan fonksiyon görüyoruz. Bunlar aslında bizim çok eskiden beri yazmaya aşina olduğumuz fonksiyonlar. Bir tanesi dört harfli kelimeleri filtreliyor. Bir tanesi de S ile başlamayanları filtreliyor. Burada tekrar eden kodları ilk bakışta fark ediyoruz. Bunu nasıl elimine ederiz dediğimizde hem filter kısmının hem de iteration kısmının soyutlanmaya açık olduğunu görüyoruz. Şimdi higher order yaklaşımıyla bunu ele alırsak neye ihtiyacımız var?
aslında bir reduce fonksiyonuna ihtiyacımız var. Reduce fonksiyonu burada gördüğünüz gibi recursive bir yapıdan oluşuyor. Recursive çalışmadaki state tutmasın. Yani başlangıçtaki bahsettiğimiz kavramdan kaçmayalım. Birim fonksiyonu ilk değeri ve listeyi alıp aslında fonksiyonu uygulayarak üzerinde dolaşıyor. Burada görebiliyoruz. Burada reduce fonksiyonuna vereceğimiz birim fonksiyonu boolean döndüren bir fonksiyon olarak tasarlarsak ve bunu başka bir fonksiyon ile kapsüllersek bu sefer filter fonksiyonunu elde etmiş oluyoruz. Filter fonksiyonu aslında bizim fonksiyonel programlama dillerinin yaptığı şey. Yani bize bu işte filter, map, reduce fonksiyonlarını sağlamak oluyor. Böylece biz aşağıdaki gibi az önceki iki metodu daha basit bir biçimde kodlayabiliyoruz. İkinci bahsettiğim şey function composition'dı. Mesela function composition'da iki farklı birim fonksiyonu birleştirerek daha kompleks yapılar elde edebildiğimizi söyledik. Burada mesela yine Java'dan örnek verirsek bir function'lar ve function'lar üzerinde and'den ya da compose kavramlarını kullanarak daha kompleks fonksiyonlar elde edebiliyoruz. Örneğin article'ları author'a göre, işte tag'e göre listeleyen fonksiyonları görüyorsunuz. Ya da verilen iki listeyi date'e göre sıralayan birim fonksiyonu görüyorsunuz. Sonra da bunları mesela bir yazarın yayınlarının listesini tarihe göre sıralı olacak şekilde daha kompleks fonksiyonlar yaratmak için kullanabiliyoruz. Sonuç olarak her bakış açısını bilerek her probleme doğru yaklaşımı uygulamak önemli ve mümkün diyebiliriz. İstenen doğru sorunu doğru şekilde çözecek yöntemi uygulamak mantıklı. Benim anlatacaklarım da bu kadar. Sorunuz varsa alabilirim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Gül. Ekranımı paylaşıyorum şimdi. Görüp göremediğinizi söyleyebilir misiniz? Yazabilir misiniz? Okey. Ben bugün hepinizin daha önce en azından bir defa duyduğunu düşündüğüm Bitcoin ile ilgili kısa bir sunum yapacağım. Bitcoin veya blockchain dendiğinde derinlemesine incelenebilecek aslında onlarca konu var. Ama sadece 10 dakikamız olduğu için ben bazı genel terimler hakkında biraz bilgi verip bir Bitcoin transaction nasıl gerçekleşiyor buna değinmeye çalışacağım. Öncelikle Bitcoin nedir? Buradan başlayalım. Aramızda sadece adını duymuş, ne olduğu hakkında çok ilgilenmemiş kişiler olabilir. Dolayısıyla buradan başlamak istiyorum. Bitcoin bir kripto para birimidir. Dijital para veya elektronik para da diyebiliriz. Dünyanın her yerinden on binlerce bilgisayarın bağlı olduğu bir peer-to-peer network üzerinde çalışan bir sistem. Bitcoin kripto parası. Ve bu network'teki isteyen tüm bilgisayarlar işte cüzdan adreslerinin, adreslerdeki bulunan balansların, aralarındaki transferlerin saklandığı public bir defter tutuyorlar, hesap defteri tutuyorlar ve bu defteri network'teki herkes görebildiği ve içindeki transaction'ları valide edebildiği için günümüzde örneğin bir bankanın iki müşterisi arasındaki transaction için bankayla müşterisi arasında olması gereken güven ilişkisine olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir sistem Bitcoin sistemi. Yani benim istediğim herhangi bir kişiye bir bilgiyi veya bir parayı, datayı gönderebilmem için bir third party, ikimizin de güvendiği bir third party'ye olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir sistem. Bitcoin sistemi. Peki cüzdan dedik. Cüzdan ne demek? Cüzdan aslında çok basitçe bir public ve private key pair sadece. Kendi bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda bile internet erişimine bile dahi ihtiyaç duymadan bir cüzdan oluşturabilirsiniz aslında. Bugün App Store'da veya Play Store'da telefonunuza indirebileceğiniz yüzlerce local wallet uygulaması var. Veya bilgisayarınızın komut satırına girip birkaç komut ile bile bir wallet oluşturabilirsiniz. Public ve private key oluşturabilirsiniz.
Ama güvenli bir wallet'a sahip olmanız açısından ben böyle bir şey önermiyorum. Private key nedir? Ondan bahsedelim. Private key aslında Bitcoin network'ünde sizin herhangi bir transaction oluştururken, yani bir para gönderimi yaparken digital bir signature oluşturmanızı sağlayan ve key pair'ın kimseyle paylaşmamanız gereken kısmıdır. Sadece güvenli bir yerde saklamanız gereken bir kısmıdır. Ve buna transaction'ı oluştururken ihtiyaç duyarsınız. O digital signature'ı oluşturmak için. Public key ise sizin oluşturduğunuz bu signature'ın başkaları tarafından verify edilmesini sağlayan kısmıdır. Public key'e sahip birisi sizin private key'inize de erişemez. Sırada transaction var. Transaction'a geçelim. Bu cüzdanlar arasında belirli transferlerden bahsettik. Ama Bitcoin transferi aslında spesifik bir amount'un transferi değildir aslında. Aslında bir amount'un başka biri tarafından harcanma yetkisi verilmesidir. Yani o amount'u harcama yetkisinin transferidir aslında bir Bitcoin transferi. Bunu bir kenara koyalım. Bunu transaction'ın içeriğine ileriki slide'larda geldiğimde biraz daha detaylı gireceğim. Ben bir transfer yapmak istediğim zaman sender cüzdanın private key ile sign edilmiş bir transaction oluşturuyorum. Digital signature oluşturuyorum. Ve bunu network'e broadcast ediyorum. Broadcast edilen transaction'lar unconfirmed transaction'lar olarak geçiyor. Network'te paylaşılan bu unconfirmed transaction'lar da network'teki diğer nodlar tarafından dinlenir ve blok zincirinin sonuna eklenecek yeni bir bloğun içine konur. Bu blok tüm network tarafından verify edildiğinde de transaction gerçekten gerçekleşmiş olur. Peki şimdi blok dedik. Blok nedir? Blok bir transaction grubudur aslında. Ve uç uca eklenerek blok zincirini oluşturur. Bu blockchain dediğimiz şeyi oluşturur. İçinde boyutu 1 megabaytı geçmeyecek şekilde transaction'ları bulundurur. Bu 1 megabayt kuralı Bitcoin Network'ü, Bitcoin protokolü için geçerli bir kural. Ama başka bir blok zincirinde bunun kuralı farklı olabilir. Ki Bitcoin'in hard forklarından atıyorum Bitcoin Gold'un mesela ya 8 ya da 4 megabayt olması lazım gibi. Her blok zinciri kendi protokolünün kurallarını kendisi koyar. Ve network'teki miner'lar tarafından yaklaşık her 10 dakikada bir yeni bir blok yaratılır. Bu 10 dakika kuralı da aslında Bitcoin network'ünün bir kuralı. Bu arada strict bir 10 dakika değil bu. Yaklaşık bir 10 dakika. Ve her blok kendinden önce gelen bloğun hash'ini içinde barındırır. Dolayısıyla bir de kendi aslında hash'ini içinde barındırır. Peki bu blok hash'i nasıl oluşturulur? Buna şimdi geleceğim. Ama sağ tarafta bir resim var. Resimde gördüğünüz gibi ortadaki 7CF ile başlayan hash'li bloğun previous field'ı bir önceki 2A4 hash'li bloğa referans veriyor. En sondaki 8FA hash'li bloğun previous field'ı 7CF hash'li bloğa referans veriyor. Bu geçmişten beri her blok bir öncekine sırasıyla bağlı ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Bu durum aslında geçmişteki blokların içindeki transaction'larda bir değişiklik yapılmasının önüne geçiyor. Yani aslında bu tamamıyla bir matematiksel güvenlik önlemi. Şimdi gelelim her yeni bloğun hash'inin nasıl oluşturulduğuna. Eğer valid bir blok hash'i oluşturmak çok basit bir şey olsaydı, network'teki tüm nodlar hızlı bir şekilde yeni bloklar oluşturacak ve network daha sync olana kadar blok zinciri dallanmaya başlayacaktı. Bunun için yeni bir blok oluşturmak isteyen bir node matematiksel bir problem çözmek zorunda bırakılmış Bitcoin network'ünde. Sağ taraftaki resimde gördüğünüz bir f fonksiyonu var. Bu fonksiyonun içine bir önceki bloğun hash'i artı yeni bloğun içinde olacak transaction'lar artı random bir number veriliyor ve yeni bir hash oluşturuluyor. Aslında bu hash'i oluşturmak işlem olarak çok basit ve hızlı bir işlem. Ama blok zincirine eklenebilmesi için oluşan hash'in belirli bir rakamdan küçük olması şartı aranıyor. Bu resimdeki örnekte 100 denmiş. 100 ile başlayan bir sayı verilmiş. Bu target değerden küçük olması olacak bir hash oluşturmak ise zor bir işlem. Ve Bitcoin network'ündeki tüm bilgisayarlar bunu yaklaşık 10 dakikada bir çözebiliyor bu problemi. 10 dakikada bir çözebiliyor ve bu problemi çözen
node. Bu sefer network'e ben yeni bir node yeni bir blok buldum diye bir broadcast yapıyor ve diğer node'lar da o zincirin üzerine o bloğun üzerine zinciri devam ettirmeye çalışıyorlar. Peki aslında matematiksel olarak ihtimali düşük de olsa iki node aynı anda iki ayrı blok oluşturursa ne oluyor? Bu duruma chain split deniyor. Soldaki resimde 3 tane ayrı şema var gördüğünüz gibi. Diyelim ki yeşil miner yeşil bloğu oluşturdu. Mavi miner maviyi, mor da moru. Miner makinelerdeki yazılımlar hangi son bloktan haberdar iseler o bloğun üzerine yeni blok eklemeye çalışıyorlar. Eğer aynı level'da iki ayrı blok görüyorlarsa ikisinin ucuna da eklemeyi tercih edebilirler. Tamamen bu kendi miner yazılımlarına kalmış bir karar. Ancak sağ taraftaki resimde olduğu gibi yeşil bloğun ucuna bir blok daha eklendiğini görürlerse o zaman o zinciri yani longest branch'i gerçek blockchain olarak kabul edip devam etmeleri gerekiyor. Çünkü network'teki herkes en uzun nodu, en uzun branch'i devam ettirmeye çalıştığı için ben bir miner olarak ısrar edip mavi veya mor branch ekleme yapmaya çalışırsam yeşil branch için çalışan bütün network'ü outperform etmem gerekir. Bu da olasılığı çok 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 düşük bir ihtimal. Ve minerlerde bu işten para kazanmak için bu işi yaptıklarından dolayı böyle bir olasılığa bet etmeyecekler. Şimdi transaction detayına geri dönelim. Bundan az önce biraz bahsetmiştik. Bitcoin aslında spesifik bir amount'u transfer etmez. Bir amount'un harcanma hakkını transfer eder. Bunun için transaction'ların içinde de input ve output dediğimiz bazı bilgiler kullanılıyor. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Bir resimle göstereceğim bunu. Bir resimde şu an 4 tane transaction var gördüğünüz gibi. Bunun sağ tarafına bakalım biz. TX3 ve TX4'e. TX3'ün birinci output'u TX4'ün birinci input olarak kullanılmış. Bu tam olarak ne demek? Aslında şu demek. TX4'ü sign ederken kullanıcı diyor ki daha önce yapılan transaction 3'ün birinci sıradaki output'una bana şu kadar para gönderilmişti. Ben bu parayı şu anda TX4'te harcamak istiyorum ve bu transaction'a eklediğim 3 yeni output'a gönderilmesini istiyorum diyor. Yani transaction'lar da aslında ucuca bağlı ve her output ileride gerçekleşecek olan transaction'ların input'u olarak kullanılabiliyor ileride. Örneğin bu harcanılan output'un amount'u 2.8 olsun. Ve ben iki kişiye 1.2'şer Bitcoin göndermek istiyor olayım. Bu olayları output'ları transaction'a ekliyorum. Ama toplamları eşit olmadı ve 2.4 oldu ve arada 0.4 Bitcoin fazla kaldı. Bunun için 0.3 Bitcoin'i kendime ait başka bir adrese göndermek üzere yine aynı transaction'a ekliyorum. Buna change output deniyor. Son olarak da 0.1 BTC kaldı. Bu aradaki fark da bu transaction'ı bir blok zincirine ekleyen miner'a miner fee olarak gidiyor. Burada iki tane soru akla gelebilir. Fee vermek zorunda mıyım? Birinci soru. Aslında teorik olarak değilsiniz ama miner yazılımlar bu 1 MB ile sınırlandırılmış bloğa maksimum fee'yi kazanmak üzere transaction aradıkları için pratikte network average'inde bir fee vermeniz gerekiyor. Fee bırakmanız gerekiyor transaction içinde. Akla gelebilecek ikinci soruysa bu inputların toplamı output'ların toplamından düşük olursa ne olur? Bu transaction da gerçekleşmez. Çünkü bu valid bir transaction değildir. Ve miner'lar bu transaction'ları bloklara eklemeye çalışmaz. Çünkü eklerlerse başka node'lar tarafından valide edilmeyeceklerini bilirler. Aslında en önemli soru akla gelmesi gereken TX4'ün input'u olan TX3'ün output'unda bir public key var. Bu TX4'ün içindeki input gerçekten o public key'in sahibi tarafından mı sign edilmiş bir signature'a sahip? Aslında en önemli soru bu. Kısaca şu yani. Bu output'u gerçekten input olarak kullanan kişi gerçekten bu adresin sahibi mi? En önemli soru aslında bu.
Bu sorunun cevabını bilmek için de biraz output ve input'un içeriğine bakmamız lazım. Az önce de söylediğim gibi örnekte 2.8 yazmıştık. Output'un içinde bir amount bilgisi var öncelikle. Bir de bu amount'u gelecekte harcayabilecek kişinin public key'i var. Public key'ler aslında Bitcoin adresi dediğimiz şeyler. Output'un içinde bu iki bilgi var. Ne kadar oldu ve yani bir Bitcoin amount'u ve bu Bitcoin'i harcayabilecek kişinin public key bilgisi var. Peki input'ta neler var? Input'ta o public key'in private key ile üretilmiş bir digital signature var. Ve miner'lar output'taki public key ile bu digital signature'ı verify edebiliyorlar. Verify edilebilen bir signature olması da bu transaction'ın gerçekten o wallet'ın sahibi tarafından sign edildiği anlamına geliyor. Ayrıca bu transaction'dan sonra bu parayı harcayabilecek receiver'ın yeni public key'ini koymamız lazım tabii ki. Input'un içinde bir de bu var. Dediğim gibi transaction'lar da birbirine uçucu aslında bağlı ve bu şekilde public private key yapısıyla verify edilmiş oluyorlar. Peki az önceki örneğe geri dönersek eğer 2.8 Bitcoin'lik output da aslında bir sıradan bir output ve onun içinde de inputlar var. Ve bu inputlar da daha önceki outputlara referans ediyor. Bunları da geriye doğru sırayla verify etmemiz gerekmiyor mu sorusu akla gelebilir. Aslında gerekiyor. Ancak miner node'lar tüm blockchain'i ilk download ettiklerinde bu verification işlemini en sondan en başa doğru bir defa yapması yeterli oluyor. Bu bir defa yaptıktan ve bütün blockchain'i verify ettikten sonra üzerine eklenecek bloklar için her bir yeni transaction geldiğinde en başa kadar gitmelerini gerektirecek bir durum yok. Bu da şu an yaklaşık 200 GB Bitcoin blockchain'i ve bu verification işlemini günlük bilgisayarlarımızda yapmamız yaklaşık bir gün gibi bir gün gibi bir süre alan bir işlem. Ama aslında Bitcoin Network'ündeki tüm nodlar bu blockchain'i tamamıyla download edip de verify etmiyorlar. Sadece full nodlar bu işlemi yapıyor ama yine süre sebebiyle bu full node veya işte half nodların ne olduklarına vesaire girmiyorum. Belki ileriki Lightning Talk'larda bunu da konuşuruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sırada Melih'in sunumu var. Teşekkür ederiz Faruk. Şöyle bir ekranımı paylaşayım. Şu an görüntüleyebiliyor musunuz? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Lightning Talk sunumlarında bu hafta ben SwiftUI'dan bahsedeceğim. SwiftUI 2019 yılında Apple tarafından beta versiyonu ile release edildi. Şu anda hala beta versiyonu üzerinde birçok iyileştirme ve geliştirme yapılıyor. SwiftUI şu an sadece iOS 13 versiyon üzerinde, Xcode versiyon 11 üzerinde çalıştırılabiliyor. SwiftUI tanıtım lansmanında modda olarak Better Apps, Less Code moddası ile tanıtıldı. SwiftUI ile komponentlerinizi oluşturup deklaratif bir şekilde arayüz oluşturabiliyorsunuz. Şu anki geliştirmelerde Storyboard üzerinde UIKit kullanılıyor. Biraz UIKit'ten bahsedecek olursam, UIKit Xcode üzerinde Storyboard'da iOS Native komponentleriyle sürükle bırak ve AutoLayout'la beraber hizalamalar yaparak UI geliştirme yapmamızı sağlayan bir tool diyebiliriz. UI tarafında reusability'yi azaltıyor ve complexity'yi arttırıyor bu. Ama SwiftUI ile beraber isterseniz UIKit'i de kullanabiliyorsunuz. SwiftUI'nin ekstra faydaları olarak uygulamalarda dynamic type, dark mode, localization, accessibility gibi destekleri sağlamak için bir geliştirme yapmanıza gerek kalmıyor. Bunları size otomatik olarak sağlıyor. Bir kere öğren her platforma uygula mantığını benimsiyor. Bu da demek oluyor ki yazdığımız bir komponenti hem macOS app, mobile app, tablet veya Apple Watch'lar üzerinde kullanabiliyoruz. Xcode üzerinde size artık bir dizayn kanvası sağlıyor. Bu dizayn kanvası sayesinde temelde
sizin yaptığınız komponentleri anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca kod üzerinde yaptığınız değişiklikler de bu düzen kanvasa sürekli yansıyor. Yani bir live preview olayı geldi. Şöyle çok basit bir örnek gösterirsem, burada bir Swift dosyamız var. Swift UI'yi import ettikten sonra Struck ile bir tane view tanımlıyoruz ve onun içine text komponentine Hello Swift UI verdiğimizde çıktığı direkt sağ tarafta herhangi bir build almadan görebiliyoruz. Alt satırda aslında yarattığımız bu preview provider'da bu çıktığı canvas'ta göstermemizi sağlayan alan oluyor. Biraz elementlerden bahsedeyim, daha sonra tekrar örneklere geçeceğim. Swift UI layout elementleri olarak vertical stack, horizontal stack, z stack, empty view tarzında layout elementleri bulunuyor. V stack ve vertical'da hizalama yapmamızı sağlıyor. V stack'in altına eklediğimiz komponentler ilk etapta kanvası ortalı gözüküyor. Eğer bir değişiklik yapmak istersek V stack'e parametre geçip hizalama yapabiliyoruz. Horizontal stack'te yatayda bildiğimiz üzere hizalama yapmamızı sağlıyor. Burada Z stack'te biraz farklı bir durum var. Z stack'te HTML'de CSS ederken position absolute olarak düşünebiliriz. Fakat Z stack kendi içerisine gelen ilk elementi sadece position absolute yapıyor. Bir diğer elementler de React Native'den ya da HTML'den genelde tanıdığımız elementler. Text var, text field, image, button tarzında elementlerimiz var. Bu örnekte ise bir tane home dosyamız var, home Swift dosyamız. Bu home Swift dosyamıza tıkladığımızda bu içindeki komponentler direkt canvas üzerinde bir build alınıp, kendi build alıp render ediyor ve bu çıktığı görüyoruz. Burada canvas sadece tıklı olan dosyanın çıktısını gösteriyor. Yani ben buradan başka bir dosyaya tıklarsam sağ taraftaki canvas'ın çıktısı o dosyanın içindeki komponentlerle render olacaktır. Eğer full akışı test etmek istiyorsak da normal bir şekilde simülatörden run edip uygulamayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. İstersek birden fazla canvas'ın üzerinde de çıktı verebiliyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Home preview'in içine preview provider'sa preview device diye iki tane çoklayarak parametre geçiyoruz. Birini iPhone SE'de çalıştır, birini de iPhone 11 Pro Max'da çalıştır dediğimizde aslında yaptığımız görüntüyü iki cihazda da anlık olarak test edebiliyoruz. Swift UI'de state ve data flow'unu yönetmek için de with_state binding, observed object ve environment object tanımlamaları geldi. With state'de lokal bir store oluşturabiliyoruz. Bunu state'le tanımlıyoruz. Eğer state'de bir değişiklik olursa Swift UI'de oluşturduğumuz komponent re-render olarak kendini yeniliyor state değiştiyse. Binding'i ise subkomponentlerde tanımlayıp parent'taki bir değeri değiştirmek için kullanıyoruz. Observed object ise oluşturduğumuz bir Swift dosyasına class tanımlamasıyla property'ler oluşturduğumuzda bu property'lerin üzerinde herhangi bir değişiklik olursa Swift UI'nin render olmasını sağlıyor. Environment object'te gene Environment object'te tekrar observed object'e benziyor. Fakat environment object'in bir artısı navigation yaparken bir ekrandan bir ekrana data pass edeceksek environment object'e tanımlama yapıyoruz. Burada basit bir state örneği bulunuyor. Line 12 ve 13'te toggle is on ve step diye değerler oluşturuyorum. Toggle is on'a boolean, step'e de bir count'unu veriyorum. Daha sonra toggle'ın içinde toggle is on diye toggle is on parametresini geçtiğimiz zaman toggle'ı her switch on off yaptığımızda o true false değerini kendi içinde değiştiriyor ve render edip Swift UI'yi güncellemiş oluyor. Yani şu toggle griye dönüyor ya da yeşile dönüyor diyebiliriz. Butonun içindeki de update step fonksiyonunu sürekli çağırarak şuradaki step'in count'unu arttırıyor. Swift UI'da binding örneği olarak da şunu gösterebilirim. Bir tane parent komponentimiz bulunuyor. Bir tane de sub komponentimiz var.
Parent komponentimizin içine yazdığımız vSteam içine eklediğimiz komponentler burada render oluyor. Top button, label diye iki tane aslında bir UI çıktısı görüyoruz. Burada tanımladığımız state'lerde birine false değerini, birine de label değerini veriyoruz. Sheet dediğimiz şey ise iOS 13'te gelen modal şeklinde açılan bir sayfa. Şu örnekteki canvas'a bakarsanız aslında parent'daki komponentin böyle açılmasını sağlıyor. Sheet'e boolean olarak present'ı geçtikten sonra content'ini veriyoruz. O content'te de aşağıda tanımladığımız subkomponent bulunuyor. Bu subkomponentin aldığı ilk parametreyi binding'le tanımladığımız case'de eğer subkomponent üzerinden bir değişiklik yaparsak update label from parent'ta üst taraftaki state'imizi de güncellemiş olacağız. Aslında iki tarafta da ekranımız güncel kalmış olacak iki komponentimizde. Burada butona bastığımızda açılan sayfada subkomponentimizi görebiliyoruz. Subkomponentimizin içinde de yukarıdan pes ettiğimiz label değeri bulunuyor. Aşağıda ise bir tane buton var. Bu butona tıkladığımızda komponentin update'ini görüyoruz. Çok pardon. Daha sonra bu butona tıkladığımızda komponent kendini güncelliyor ve text value label update'da geliyor. Label update'da geldiği kezde ise üst parent'taki komponentte tanımladığımız update label değeri de kendini güncellemiş oluyor ve son çıktı aslında bu şekilde elde etmiş oluyoruz son çıktıyı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yaklaşık bir aydır falan Swift UI üzerinde çalışmalar yapıyorum. Daha da ilerletebilirsem sizi bilgilendirmek için gene sunumlar yapabiliriz. Evet. Teşekkürler Melih. Bir şey sorabilir miyim Melih? Tabii. Oradaki şu Swift UI komponentleri bir şekilde React Native ile çalışabilir mi? İşte bir öyle bir şeyler var mı? Yani şu an yani böyle bir şeyler var aslında. O komponentleri birbiriyle sync eden arada bir iş kurup o komponentleri kullanabildiğin case'ler var React Native'de. Fakat React Native multiplatform olduğu için çok mantıklı gelmiyor. Android tarafında tekrar kod yazman gerekecek bunlar için. Aynen, yani React Native'la yazılır o zaman, anladım. O yüzden. Anladım. Tamamdır. Başka sorusu olan varsa cevaplayabilirim hızlıca. Yoksa Alper. Ben devralıyorum. Evet. Tamam. Bir ekran paylaşımını açayım. Görebiliyor musunuz ekranımı şu anda? Evet. Selamlar arkadaşlar. Bugün Lightning Talks'un son konuşması olarak ben Java 13'ten bahsedeceğim biraz. Java 13 ile beraber gelen değişiklikler ve bizim kullandığımız versiyonla arasındaki farklardan bahsedeceğim. Java 13 aslında Java 13'ün release date'i 2019'un Eylül ayındaydı. Çok yakın bir zamanda da Mart 2020'de de Java 14 çıktı ama biz bu konuşmayı planladığımızda henüz ortada yoktu. Şimdi son zamanlarda eskiye göre daha sık aslında Java release'leri görmeye başladık. Eskiden 2-3 senede birdi. Artık daha sık bu değişikliği olmaya başladı ve bu değişikliği Java 9 ile beraber şöyle görebiliriz. Java'nın artık yeni bir release cycle'ı var ve her 6 ayda bir yeni release çıkmayı hedefliyorlar. Her 6 release'de bir, yani 3 senede bir de long term support'u olan bir versiyon çıkacaklar. En son çıkan long term support'u olan versiyon Java 11'di. Bir sonraki 2021'deki Java 17 olması planlanıyor. Oracle'da Java platformunda bir VP of Software Development olan birisi var. George Saab. Onun bir
aslında onun da bir podcastinde bahsettiği gibi eskiden tüm yazılım dünyasındaki gelişmeler daha yavaştı. İnsanlar yeni teknolojileri, stacklere daha yavaş ekleniyordu. Ama bu hız arttıkça, gelişme hızı arttıkça dillerin de desteklemesi gereken şeylere daha hızlı tepki vermesi gerekti. Bu sebeple de böyle bir değişikliğe gittiklerini söylüyorlar. Bugün Java 13'ten bahsedeceklerim arasında aslında yeni gelen özelliklerden özetlediğim 4 parça özellikten bahsedeceğim ve çıkartılan özelliklerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki text blocks. Aslında bu bizim daha farklı dillerden, Groovy, Python, Kotlin gibi dillerden aşina olduğumuz bir şey. Eskiden Java'da multi-line bir string yapmak için şu anda ekranda gördüğümüz gibi işte line break'ler ve multiple string'in concatenate edilmesiyle oluşturulan bir string yapmamız gerekiyordu. Text block'la beraber aslında sadece 3 tırnak açarak içerisine multi-line string yazabilir hale geliyoruz. Bu daha temiz bir görüntüye sahip oluyoruz bununla beraber ve bunun aslında bu özelliğin bir preview feature olduğunu söylemeyi de unutmamalı. Nedir preview feature? Ondan biraz bahsedeyim. Tamamıyla geliştirilmesi yapılmış ama tamamıyla kullanılabilir ama son hali olmayan bir feature Java release'inde. Bu release'den release'e de değişebilir demek. Bu özelliği kullanabilmek için hem compile time'da hem runtime'da enable etmemiz gerekiyor. Bunu aslında real world usage'ini, aslında gerçek dünyadan feedback'leri toplayabilmek için böyle bir özellik geliştiriyor Oracle ve aldığı feedback'lere göre de değiştiriyor, geliştiriyor özellikleri. Bir başka özellik aslında switch expression'lar üzerinde. Bunlar da yine preview olarak geliyor. Eskiden birden fazla text bloğunu tek case'de birden fazla switch bloğunu tek case'de yazmak için şu anda gördüğümüz gibi bir şey kullanıyorduk. Ama bu daha hataya açık bir syntax vardı burada. Bunun yerine Java 12 ile beraber birleştirilebilir case'lerin yazıldığı syntax geldi. Artık tek satırda birden fazla case'i destekleyebiliyoruz switch expression'larda. Bununla beraber switch statement içerisinde bir değişkeni set etmek istediğinde şu anda böyle yapıyorduk. Her case'de bunu eşitlememiz gerekiyordu. Artık switch statement'ı parametre olarak bir değişkene eşitleyebiliyoruz. Ve bu da demek oluyor ki ben case'in içerisinden bir şey return edebiliyorum. Ve bu return ettiğimi de istediğim değişkene atayabiliyorum. Tek satır case'lerde return bile yazmama gerek olmadan bunu yapabiliyorum. Java 13 ile beraber değişen şey aslında şu oldu. Evet, case'lerden return yapabiliyorduk. Tek satır ise bu böyleydi ama eğer bir case'in içerisinde logic işleteceksek, daha kompleks bir yapı varsa case içerisinde, dönmek istediğimiz veriyi artık yield keyword ile değişkene atayabiliyoruz, dönebiliyoruz. Buradaki aslında switch statement'larda switch expression'a dönüşmesi, bu değişikliklerin asıl sebebinin JDK 14 ile beklenen pattern matching dedikleri yeni bir feature'a temel oluşturması için yaptıkları söyleniyor. Pattern matching de aslında bizim object oriented'da, Java'da en çok kullandığımız instance of kullanımının daha kolaylaştırılması için planlanan bir özellik. Bir başka aslında özellikten bahsedecek olursak, garbage collection'dan bahsetmemiz gerekir. Her aslında Java release'inin ana konularından bir tanesidir garbage collection. Java 10'da yeni bir garbage collection interface'i açılmıştı ve bu interface'le beraber bu alandaki gelişmeler de hız kazandı. Farklı farklı
GC'ler geliştirilmeye başlandı. Java 9'dan beri default GC olarak G1 GC'yi görüyoruz ve bu nasıl çalışıyor biraz bundan bahsedeyim. Heap'i küçük küçük parçalara bölerek temizlemeyi seçiyor bu garbage collector. Bu da aslında büyük heap alanları için latency'ye sebep oluyor. Daha zorlu hale geliyor. Yani aslında ne kadar siz küçük parçalara bölerek de yeseniz tabağınızda ne kadar çok yemek varsa o kadar uzun sürecektir. Bu da latency'yi, işte thread'lerin pausing time'ını arttıran bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Yeni geliştirilen garbage collection'lardan Java 12'de gelen Shenandoah garbage collector var. Bunu Oracle'ın distribution'larında göremiyoruz ama bunu diğer farklı OpenJDK distribution'larında görebiliriz. G1'ı farklı olarak concurrent bir şekilde pause time'ı azaltarak bu işin yapılabileceğini gösterdi aslında bu garbage collector. Bununla beraber de Java 11'de experimental feature olarak başlatılan ZGC denilen yeni garbage collector ortaya çıktı. En temel özelliği söylenen low latency ile beraber scale edebilen, çok büyük heaplerde de çok küçük latency'lerle çalışabilen bir garbage collector olması. En büyük özelliği aslında burada, şimdi garbage collection yapılabilmesi için class unloading dediğimiz şey yapılması lazım. Bunun için de class'ların aslında ne kadar uzun süredir kullanılıp kullanılmadığının bulunması gerekiyor. Bunun bulunabilmesi için JVM bir reference processing işletiyor ve bu reference processing, yani bu objenin referansı hala var mı yok mu kontrolünü yapmak, stop the world operation olarak geçiyor. Bu ne demek? Bu application thread'lerini durdurarak yapılan bir işlem. Bu da uygulamalarda latency problemlerine yol açıyor. İşte tam burada aslında ZGC'nin concurrent class unloading'i devreye giriyor. Bu da reference processing'i application thread'lerini durdurmadan yapabilmeyi sağlayan bir özellik. Bu da latency problemlerini oldukça azaltıyor. Aslında şurada diğer garbage collector'larla karşılaştırmasına bakarsak application thread'lerinin pause time'larının ne kadar farklı olduğunu, ZGC'de ne kadar az olduğunu görebiliriz. Java 13'e özel olarak da ZGC'ye şu özellik getiriliyor. Eskiden bu garbage collector ilk experimental olarak sunulduğunda boşalan memory'yi operating sisteme bırakmıyordu. Bu G1 GC'de zaten olan bir özellikti. Artık ZGC'ye de getirildi. Uzun süredir kullanılmayan memory'yi, temizlenen memory'yi operating sisteme geri veriyor. Bu da aslında cloud ortamlarında sınırlı resource'la çalışmaya çalışan farklı uygulamalar için oldukça önemli bir hale gelmiş oluyor. Bir farklı diğer özellik Dynamic Application Class Data Sharing aslında. Şimdi JVM, aslında uygulama ayağa kalkarken JVM ne yapıyor? Bunu anlamak için biraz bundan bahsetmek lazım. JVM önce class'ları diskte tarıyor. Byte kodunu verify edip kendi internal data structure'ına yüklüyor. Bunu her seferinde yapmak oldukça zaman alan bir şey hale geliyor sürekli. Bunun yerine artık Java 10'da şöyle bir Application Class Data Sharing başlatılıyor. Bu ne demek? Bunu biz bir class listesi vererek JVM'e, ben bu class'ları sürekli kullanıyorum, bunun bir arşivini oluştur ve bir sonraki ayağa kalkarken uygulama bu arşivden kullanarak bu startup time'ı olabildiğince kısalt. Java 10'da bunu 3 adımda yapabiliyorsun. Birinci adım class listesini vermek, ikinci adım arşivi oluşturmak ve üçüncü adımda da bu arşivin kullanılmasını sağlamak. Peki Java 12'de ne eklendi buna? Dediler ki zaten JDK class'ları, Java class'ları sürekli kullanılan class'lar, biz bunları otomatikman arşivleyelim ve arşivden kullanılmasını sağlayalım. Java 12'de bu geldi.
Java 13'te de Dynamic Archive geldi. Burada ne getirdi bu bize? Aslında Java 10'da gördüğümüz ilk iki adımı JVM'e devrediyoruz. Dinamik hale getiren şey aslında bu olmuş oluyor. JVM otomatikman senin kullandığın bütün klasları arşivliyor ve bu arşivi bir sonraki uygulamaya kalkarken kullanılmasını sağlıyor. Böylece serverless uygulamalarda, özellikle functional deployment'larda bu bayağı önemli hale gelmiş oluyor. Çok hızlı bir şekilde uygulama ayağa kalkıp yapacağını yapıp tekrar işine devam edebiliyor. Bir örnek olarak 25 bin class'ın olduğu bir uygulamanın startup time'ını %20 olarak iyileştirdiğini söyleyebilirim bu gelişmenin. Java 13 ile birlikte gelen gelişmeler aslında böyle. Birkaç tane de kaldırılan özellik var. Java 1.4'ten önceki socket implementasyonları kaldırıldı. Duplicate olan bazı RSA signature servisleri kaldırıldı ve Java doc'taki HTML 4 desteği kaldırılmış oldu. Bundan sonra tamamen HTML 5'le devam ediyor olacak Java doc. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. Alperen, biz bu Java 11 projelerinde şu an G1 GC kullanıyoruz ya. Evet. Orada bir şey yapmamız gerekir mi, yoksa onu forsluyoruz, onu kaldırmamıza gerek var mı? Java 9'la beraber G1 GC geldi ve oldukça diğerlerine göre daha performanslı zaten. Java 11'de de olan ZGC kullanmak istersek bir şey yapmamıza gerek var. Ama şu anda onu ister miyiz? Bir daha detaylı araştırma yapmak gerekebilir onun için. Tamam, okey. Alperen. Evet. Peki bizim şu anki Java 11'de olan işte projelerimizden test amaçlı bazı bir tanesini falan geçirip bu ZGC'yi kursak, onun bir önden bir çalıştırma yapsak falan nasıl olur sence? Ya aslında olabilir. Burada ZGC'nin asıl sağladığı şeyleri görebilmek için biraz yük altında olması ve application threadlerinin, aslında önemli olan ZGC'nin yaptığı sağdığı şey application threadlerini durdurmadan temizliği yapabilmesi, latency'yi azaltması. Böyle bir aslında proje seçip deneysel olarak bu çalışmayı yapabiliriz. Anladım. Java 13 tabii long term support'la gelmiyor ama bu çok da problem olacağını zannetmiyorum bunun. Zaten Java'nın artık karar verdiği bu release cycle bizim de hep istediğimiz, yaptığımız şeyi hızlıca aslında canlıya çıkmak ve üstüne koyarak geliştirmek. Bu mantıkla aslında long term support'u beklemeden gelen her release'i devreye alabiliriz bile. Tamamdır. Eline sağlık hocam. Teşekkürler. Sanırım başka soru yoksa Lightning Talks'un ilk versiyonunun sonuna geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Çok iyi oldu bence. Bence de çok iyi oldu. Güzel bir başlangıç olmuştur umarım. Bundan sonra devamını da getiririz. Aynen, getirelim bence. Teşekkür ederiz herkese. Görüşürüz. Herkese eline sağlık. Gayet güzel oldu. Teşekkürler. Faruk, organize eden olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ekstra bir şey yok söylemek istediğim. Sadece bir sonraki Lightning Talk'ta ben de şunu anlatmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Herhalde 1-1.5 ay içinde onu da planlarız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin herkese. Kolay gelsin.